Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz, interaktife hoş geldiniz. Yine bugün böyle takvim yaprakları önemli bir tarihi gösteriyor. 5 Aralık sevgili izleyenlerimiz, özellikle kadınlarımız bugün Türk kadının seçme ve seçilme hakkının elde etmesinin 89. yıl dönümü kutlu olsun. 89 yıl önce bu hak verilmiş, seçme ve seçilme hakkı Türk kadına verilmiş gerçekten çok önemli bir gün bizler için ve kıymetini bilelim. Sevgili izleyenlerimiz stüdyomuzda çok çok kıymetli bir konum var. Hemen takdim edeyim sizlere. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun eski yönetim kurulu başkanlarından, emekli ilkokul öğretmeni, eski Cumhuriyetçi Türk Partisi Levkoşa milletvekili, eski milletvekillerimizden Vasfi evet. Candan hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani aslında e, birçok başlığınız var hocam. vekilinde diyebilirim, hocam da diyebilirim, evet. başkanım da diyebilirim ama... Size kolay ne gelirse. Evet ama e, öğretmenlerimiz olmadan hiçbir e, meslek sahibi olamayız. Evet. Öğretmenlerimiz sayesinde vekil evet. de olabiliyorsak, başkan da olabiliyorsak, spiker de olabiliyorsak onun için hocam demeyi istiyorum müsaade Sağ ederseniz. Sağ olun teşekkür ederim. Evet e, Vasi hocamız e, çok güzel bir... E, Kitap yazdı. Çok güzel böyle toplum belleklerinde ve arşivlerinde, kütüphanelerinde olması gereken bir kitap. Bugün bunu konuşacağız. Ee, ve bence toplum için yapılabilecek, bırakılabilecek en güzel miras hocam. Kaleminize sağlık. Teşekkürler. Kıbrıs'ın Alektorası, Sultaninin Hası kitabından evet. bahsedeceğiz. Ama hocam önce bir nasılsınız, iyi misiniz, nasıl geçiyor günler? Bir konuşalım. İyiyim, yoğunluk geçiyor. Hı hı. Tabii ki kitap çıktıktan sonra epey arayan soran oldu. Evet. Kitabla ilgili televizyon programları veya başka şekillerde buluşmalar ve bu kitabın dağıtımıyla ilgili hı hı. çalışmalar hız kazandı. Gayet iyi geri dönüşler alıyoruz kitabla evet. ilgili. Çok Öyle, da güzel bir geçiyor. tanıtım yaptınız hocam. 30 Kasım akşamı bir e, tanıtım düzenlendi. E, Gönyeli Belediyesi konferans salonunda geçtiğimiz Perşembe evet. günü oldu. E, fotoğraflarımız da var görüyoruz şu anda. E, nasıl bir ortamda atmosferde hocam? Böyle çok ilgi var belli yoğun bir ilgi. Biraz Baya kalabalık mı? oldu beklediğim kadar oldu yani evet. hatta fazlasıyla. Evet. Çünkü bu kitap tanıtım ve imza günleri genellikle 50 60 70 kişi ama burada gördüğü gibi yüzün üzerinde insanın evet. ilgisi vardı. O akşam tabi Sultanenin hası has. dediğimiz için Sultani çekirdeksiz üzüğümüz alectramıza özellikle has bir ürün. Evet. Dolayısıyla o akşam gelen misafirlerimize sultanenin suyundan yapılmış evet. ...palüze eklemektik. Oh, Herkes afiyetle... ...palüzeleri hı hı. yedi, çok beğendiler. Bu kalabalığın... ...içinden, tabii benim sunuşumdan sonra... ...söz alan arkadaşlar oldu. Gayet... ...beni onara edeceği, yaptığım çalışmayı... ...takdir edeceği hı hı. konuşmalar... ...yaptılar. Evet. O bakımdan... ...benim açımdan... ...gayet memnuniyet verici... ...onur verici. Süleyman Mert'in yaptı. Evet, Süleyman Mert Kitabımın hazırlanmasında bilgisayar işlerini hı hı. ağırlıklı olarak yüklenmiş ve yapmış bir arkadaşımızdır. Yeğenim hı hı. oluyor kendisi. Evet. Basın yayın mezunu olması sebebiyle de hı hı. uzun yıllar bu sektörde çalıştı. Şimdi başka bir kamu görevindedir ama başarılı bir arkadaşımızdır Süleyman da. Evet. Şimdi e, kitaptan bahsedeceğiz. E, önemli de bir kitap. Biraz da böyle Tarihi özelliği olan bir kitap Ta 1960'ları anlatıyorsunuz. Hocam sizden dinleyelim. Yani kitabı yazma dediğiniz nedir? E, kitapta bir köyü anlatıyorsunuz bize biraz bahseder misiniz içeriğinden? Evet. Tabii ben bir yazar değilim hı hı. ama uzun zaman aklımda olan ve bir gün köyümü anlatan köylülerimi anlatan sosyoekonomik, kültürel ve siyasal açıdan evet. bu köyde neler oldu, neler bitti bunları anlatan bir kitap hazırlayıp bu kitabı gelecek nesillere ve arşivlerde bırakmak istedim. Araştırmacılar olsun, meraklılar olsun gitsin arşivlerden bunları bulsun. Nitekim dün milli arşivimize da gidip orada da bu kitaptan verdim ki ileride araştırmacılar açısından bir kaynak oluşturabilsin diye. Dolayısıyla bu kitapta Sadece köyü anlatmakla kalmadım. O köyde doğup büyüyen, yaşayan insanların 41 tanesiyle röportajlar Röportaj yaptım. Yaptınız. Her biri bu kitapta 5 sayfa, 7 sayfa, 8 sayfa dolayında yer almaktadır ve kendi hayat hikayelerini anlatmaktadır. 15 tane de bu alektora'ların, da doğmayan ama bugün kamuoyunda önemli yerlere gelmiş çocuklarının Hayat hikayesi yer almaktadır. 15 tanesinin. Buna baktığımızda belki uzaktan birisi gördüğünde Kıbrıs'ın Alektorası sultanının hası, sadece alettora ile ilgili bilgiler var diyecek. Çok güzel ama. Ama bu aslında Kıbrıs Türkünün de sosyoekonomik, kültürel Tabii. ve siyasal yaşamını. Çünkü gerilere doğru gittiğimizde daha ben 1948 yılında doğmadan önce de Alektra'da yaşayan insanların bir kısmının İkinci Dünya Savaşı'na katıldığı anlatılmaktadır. Hı hı. Onların çocuklarının ağzından bazı anekdotlar bulacağız bu kitapta hı hı. veya o çağda, 40'larda, 50'lerde doğan insanların benim yaşıtlarımın, benden sonra doğanların. Anne baba nene ve dedelerinin anlatımları bunları da kattığımızda 1800'lü yılların başından sonunda doğru 1900 yılı girmeden önce yaşanmışlıklardan da bazı noktalar vardır ki özetleyecek olursak Alekturan'ın son 120-130 yıllık sözlü tarihini yansıtmaktadır. Bunların çoğu belgelere dayanmaz. Sadece bir belge vardır burada. Hangisi? O köyde yaşayan Rum ve Türk nüfusları bir tablo halinde. Hmm. 1800'lü yıllardan 1900'lerin 2000'lere gelene kadar o köyde ne kadar Türk, ne kadar Rum yaşadığına dair bir tablo vardır. Mete Hatay arkadaşımızın bir yayınından alınmadır. Hmm. Ve o tablo da bize fikir veriyor. Benim doğduğum yıllarda, 48'de, 40 ile 50 yılları arasında iki Rum aile vardı sadece köyde. Evet. Lemosunun daha sonra sayılı zenginlerinden olan Lanitis aileleri hı hı. ve harup tüccarı Kostal Ergadoui ailesi ama onlar 50 yılı gelmeden ailece köyü terk ettiler. terk ettiler. Bazı topraklarını köylülerimize, Türklere sattılar ama bazılarını ellerinde tuttular 74 Savaşı çıktığı Günlerde de ellerindeydi. Ve her yıl Kostay Argaduy köye e, gelir Ağustos aylarında ve harup kantarını koyar ve harup satın alırdı köylülerden. Evet. Lanet bu sultani üzüm bağcılığına çok önem vermişti ve yaklaşık 300 dönüm bağ ekmişti. Modern sistemlerde kuyular vurmuştu. artezen kuyuları onları sulamaktaydı ihtiyaç durumunda ve birçok köylü gerek bağların hazırlanması, hasata yetiştirilmesi, gerekse hasat zamanında birçok köylü insanımız orada çalışır ve hem üretime katkıda olur hem kendileri için de iyi bir gelir kaynağı olurdu. Evet. Ondan sonra 58'de Harup, zeytin ve kuru ziraat ve hayvancılık üzerine yaşayan elektoralılar bu defa daha çok verim alacakları, daha çok para kazanacaklarına inandıkları sultanı üzüm bağcılığına geçer hmm. ve ilk kez modern sistemde 58 yılında 3 köylümüzün bu sultani bağlarını ekmesiyle oh. bu iş başlar, bu serüven başlar. Ve 1974'de gelene kadar köylülerimiz 5000 dönüm bağ sahibi olmuşlardı. Sadece alektora toprakları dahilinde. Hmm. O zaman e, burada ama diyorsunuz ki 1960 60'tan önce köyde neredeyse tamamen Kıbrıs Türkler yaşıyordu. Bu o köy mü hocam? Evet, o köydür. 1946'lardan sonra 74'e kadar tamamıyla sürekli e, oturan sadece Türklerdi. Evet. Aşağı yukarı 430 nüfus oradaydı. Bu nüfus bir 150 kişi kadar çoğalmıştı 63 olayları nedeniyle. Ha. 63 olayları Oraya geldi çıkınca yani Yerovasa dediğimiz, Yereşubu dediğimiz hı hı. köylerden bizim köye göç eden aileler olmuştu. Pissuri dediğimiz köyden de gelenler olmuştu. Altı. Çünkü bunların yakın akrabaları vardı bizim köyde. Nereye gideceklerdi o kaçışma döneminde? Yakın zaten köyler galiba tabi, 6 kilometre diyorsunuz değil mi? E, 6 kilometre, Yereşubu aşağı yukarı 30 kilometre. Ha. da o dolaylarda. Orada Ama oldu. ailelerin, akrabaların olduğu yerlere geldiler. Çünkü o günlerde 110 köyden karma olarak yaşayan 110 köyden Türkler başka yerlere göç etmişlerdi. 63, 63 yılından. yıllarında oldu. Evet sonra. Sonunda. Şimdi hocam gerçekten kitap bir hazine niteliğinde. Evet. Yani her sayfası dolu dolu e, hepsine değinmek istiyorum yani e, çocuklar var ondan sonra elektoralılar var onların çocukları var çocuklarına baktığımız zaman da toplumumuzda gerçekten önemli isim isimler var örneğin doktor Cemal Mert var bizim de üzerimizin evet. doktoru kendisi çok da sevdiğimiz bir hekim e, çok da böyle e, avukatlar doktorlar siyaseten isimler var önemli de kişiler var. Kitaptan bahsetmek istiyoruz ama hocam kitabı kaleme al, almanız düşünceniz bir yıl sürmüş aldıktan sonra da üç yıllık bir çalışma evet. aslında önemli bir zaman dilimi ayırmışsınız. Bir yıl neden bir yıl düşündünüz? Bir yıl belki de daha fazla düşündüm. Ve hemen Oğuz Remzi'nin yanına. Çünkü, ha, çünkü pandemi girmişti araya. Aynen. Tam düşünmeye başladığım zamanlarda harekete geçmeye başladığım Hı -hı. zamanlarda pandemi geldi ve pandemiden yaklaşık. ...iki yıl sonra adım atabildim... Evet. ...ve... ...Kasım... ...11 Kasım... ...2020'de... ...ilk adımı attım ve... ...köyümüzün zenginlerinden... ...Oğuz Remzi Yaman... Aha. ...beye ulaştım... ...o günleri de Oğuz Bey... ...ciddi rahatsızlık evet. geçiriyordu. Yaşı 88'e varmıştı. Evet. Ve bir an önce yaşlılardan başlayayım dedim ki... Mantıklı. ...bu az önce anlattıklarımızı evet. bilen, gören, yaşayan... ...hatırlayan, Şahit. evet, göz şahitliği yapmış olan insanlardan başlamak istedim. Onun için Oğuz Bey'le başladım bu yolculuğa. Ondan sonra randevu almaya çalışırken... ...bazı köylülerimizin pandemi tam daha geçmediği için... Biraz çekinceli olduklarını da gördüm ve randevular biraz geciktiği verilmekte. Veya gittiğim randevularda yakın oturmazdık. Böyle 3-4 metre uzağa mesafes, oturuyorduk mesafeli. <laughs> <laughs> ve genellikle açık havada. Bu hı hı. görüşmeleri, Yap. röportajları yapmaya çalışıyorum. da vardı hocam evet. onun için. Dolayısıyla bu şekilde 3 yılı bulduk. Çünkü her zaman randevu istediğiniz insan anında size veremez. Kendinin de programı evet. vardır. Galiba söyleşiden evet. de bir 40, yıl sonra, 40 gün sonra galiba bir evet. ifat olayı vardı. İlk söyleşiyi yaptık. Ha. 40 gün sonra rahmetlendi Oğuz Bey. Üzüm üreticisi değil Evet. Mi? Arkasından 3 evet. arkadaşımızı daha kaybettik bunlardan. Ertan Çakıcı. Evet. Deyzem'in oğlu Tuncay Yörel, sınıf arkadaşım. İl İlkokul ve ortaokul liseyi hep aynı sınıfta, aynı sırada geçirdiğim arkadaşım ve diğer yeğenim Hüseyin Kökenler. Bu dördünü kaybetti, kitabın basılmasını göremeden hayattan ayrıldılar. Kendilerine Bak, rahmet sana. diliyorum. Ailelerine de sabırlar. Ama hocam bir iki söyleşi gerçekleştirmişsiniz. İşte e, yani gerçekten önemli şeyler bunlar. Evet. Yani... Sonuçta bu dünya fani herkes gelip geçiyor ama geçerken gitmeden önce de yani toplumsal konular bunlar. Evet. E Bunlara şahit olmuş insanlarla da ne güzel söyleşi yapmışsınız ve bu kitabı kalem, kaleme almışsınız. Yani aslında bir bakıma da e, toplum için yaptınız. Toplumsal konularda da Mutlaka. emek verdiniz mi hocam? Bunca yıl zaten emekli öğretmenlikle öğretmenlik ilkokul öğretmeniydiniz. E, tabii ki. Oradan başladınız milletvekilliği derken yani. Toplumsal konulara öğretmen kolejinde öğrenciyken ilgi duymaya başladım. Evet. Ve öğretmen kolejinin şimdiki öğretmen akademisinin Evet. denge bir okuldu. Son sınıfına geldiğimde Kıbrıs Türk Talebe Cemiyeti başkanlığına seçildim. Hı hı. Ve öğrencilerin haklarını Hak. savunma gerekçesiyle özlük haklarını çünkü o günlerde Türkiye'de okuyan öğrencilere burs verilirdi devletimiz bize vermezdi bizi borçlandırırdı evet. ve biz borçlanarak kokuduk. Evet. Mesleğe girdikten sonra da 5 yıl taksit taksit o 3 yılda borçlandıklarımızı ödedik. Evet. Yine öğretmen koleji son evet. sınıfı öğrencisiyken futbol hakemliğine başladım. Hı hı. Beden eğitimi öğretmenim Fadıl Sami Bey'in teşvikiyle futbol hakem kurslarına gittim ve futbol hakemliğine başladım 69 yılında ve futbol hayatına ülkemizin katkıda bulunmaya çalıştım. 13 yıl 82 yılına kadar hakemliği yaptım. Ondan sonra öğretmenliğe geçince sendikamızın okul temsilcisi oldum önce. Hı hı. Ondan sonra çeşitli yıllarda yönetim kurulu üyeliği, kütös'ün yönetim kurulu üyeliği, 5-6 yılda yürütme kurulu üyeliği yaptım. üyeliğinde bulundum. Yine Öğretmenler Bankası'nın yönetim kurulu başkanlığına seçildim. Hı hı. Orada bir buçuk sene kadar Bankanın yönetim kurulu başkanlığını yönetti. Ama siyasete girince tarafsızlık ilkesi çerçevesinde yönetim kurulu başkanlığına istifa ettim ve doğrudan kendimi siyasete verdim. Evet. Yine öğretmen iken Güzel Yurt'ta kurulan Türk Sanat Müziği Korosu belediyemiz adına orada o koroda koro kapanana kadar çalışmalarını durdurana kadar devam ettim. Atletizm Federasyonu'nun 78'de yönetim kuruluna atandım. Ta milletvekili seçilip yemin ettiğim güne kadar hı hı. Atletizm Federasyonu 93 yılının 27 aralığına kadar yönetim kurulu üyeliği yaptım. Bu arada köşe yazarlığı yaptım. Bu şekilde Güney Göçmeleri Birleşme Dayanışma Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Yani bu şekilde öğretmenlik yaparken Kasat diye bir kültür sanat derneği vardı güzel yurtta. Halen vardır. O derneğin 5 yıl yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Çünkü e, Kıbrıs Türk folkloruna ve genelde Türkiye Aha. halk oyunlarına çok meraklıydım. Ne güzel. Kültürel. Ben o işleri bırakana kadar 90 tane Türkiye oyununu oynayabilecek noktaya gelmiştim. Fakat bir süre sonra kendimi e, Türkiye oyunlarından ayırıp Kıbrıs Türk oyunlarına verdim ve o konuda araştırmalar yaparak çok Kıbrıs'ta önemli. ilk Kıbrıs gecesini bir okul müsameresinde öğretmen arkadaşım Nagihan Halit Hanım'la birlikte hı hı. Limasol'da ilk Kıbrıs Türk gecesini, Kına gecesini, Kıbrıs oyunlarını manileri ve çocuk oyunlarını sahneleyen insanlardan birisiyim. Yani bu şekilde öğretmenlik yanında belki daha çok emeği Toplumsal, toplumsal sorunlara verdik hem çocuklara hem gençlere evet. hem de yetişkenlere dönük olarak. Evet çünkü yani hep yaptınız yani kültürümüzü unutmamak adına bir evet. kültürel işler örneğin folklorumuz en önemli e, dildir. Hocam şimdi bugünden de hem de öğretmen için konuşmak istiyorum. biraz da bugün değerlendirmek istiyorum sizin evet. ama şimdi e, herkes hepimiz böyle bir geçmişimize gideriz düşünürüz e, burada geçmişini arayanlara da bir e, pusula niteliğinde bir kitap. E, ...diyorsunuz ki herkes kendinden köylüler özellikle bir şeyler bulsun... ...akrabalarını daha yakından tanıyabilecekler diyorsunuz... Evet. ...yani bu kitabın da aslında özellikle o bölge ve o köyde yaşayan... E, ...vatandaşlar için de ayrı bir önemi, ehemmiyet olacak gibi değil mi? Sıcacık da böyle çok güzel bir hissiyatı var. Anlatır mısınız hocam? bir hani Beklentileriniz nelerdir? Yani okuyan kişiler neler bulabilir bu kitapta? Özellikle o Okuyan kişiler yaşayan... öncelikle... Bir kişiyi sokakta görür veyahut uzaktan tanır yahut agraba olduğunu bilir. Hı hı. Ama nasıl agraba olur hı. çok iyi bilmeyebilir. Üç kardeş var örneğin bir tanesi biliyor. Evet. Dedesi kimin kardeşiydi mesela nenesinin kardeşi kim idi yahut deyzesi, deyzesinin çocuğu evet. falan. Ama diğer ikisi tam olarak bilmeyebilir. Hı hı. Bu vesileyle şimdi herkes yazıya döküldü. Hı. Kimin annesi, kimin kız kardeşidir, kimin... K kardeş kimin babası evet. kimlerle kardeştir? Hangi insanların çocuğudur babası veya annesi veya amcaları, dayıları, teyzeleri, büyük amcaları, büyük dayıları kimlerdir? Bu kitapta bulacak. Falan çocuk kimin çocuğudur? Bugün falan yerdedir. Ama kimin çocuğu annesi kimdir? Babası kimdir? Kim kiminle kardeştir? Yani bir aileyi tanıma imkanı olacak. Bunun yanında ne işe yani İlkokula gitti. İlkokulda kimlerle sınıf arkadaşıydı o insan? Çok hangi öğretmen okuttu kendisini ilkokulda? Veya ortaokul lisede veya üniversitede yolu kimlerle buluştu? Bugün toplumun çeşitli yerlerinde yer alan insanlar sınıf arkadaş. Kim kiminle sınıf arkadaşıydı? Ortaokul lisede hangi öğretmenler oldu? Ya köyden müzisyenler çıktı. Bugün bir Cem Kafkas'ın Alektora kökenli, babasının alektoralı olduğunu kaç kişi bilir örneğin? Bu vesileyle öğrenmiş olacak. Veya bir Doktor Erkan Emekçi'nin alektoralı olduğunu nerede bilir? Yahut Armağan Candan'ın Evet. Ve çoğaltabiliriz bu örnekleri. Evet. Yani Bunları bir... yakından öğrenecek veya evet. eskiden kömür işi, gamini yakardı diyorlar. Hı hı. Orada anlatımlarında gamini yakarlardı. Bu evet. gamini nedir? Odun kömürü. Odun. Çıkarma işlemidir. Orada bir gamininin nasıl hazırlanıp yakıldığını ve kömür haline getirilip toplanıp piyasaya, mangala kadar nasıl getirildiğini tarif edin. Veya nalbantlıktan, benim babam nalbant ediyor. Ama nalbant hangi alet edevatı kullanarak nalbantlık yapardı diye adı galliga derdik Hı. biz. Galligalık yaparak o hayvanın ayağına nal çakıyor. Bütün bunları orada görecek. Ya çörek, yer. bu çörek nasıl? Nohutlu çörek. Ama bu nohutlu çörek nasıl yapılır? Hangi ameliyeden geçip, hangi işlemden geçip nohutlu çörek haline getiriliyor ve piyasaya sunuluyor ve bu kadar lezzetli oluyor? Bütün bunları hep görecek orada. Evet, görüyor şu anda. Ali Can'dan karşıma çıktı. Evet. Onu okuyorum. Ee, yani şimdi baktığımız zaman bu kişiler ülkemizde de belli bölgeleri dağıldılar. Bence dünyada da belli bölgeleri evet. dağılan kişileri siz böyle tek bir kitapla topladınız. Çok aslında önemli bir evet. şey bu. Çok önemli bir eser. Ali Can'dan mesela evet. ilkokuldan sonra evet. Limasol'da Rum ve Türk çocuklarının okuduğu Limasol Teknik Okulu'na evet. başlamıştı. 63'e kadar orada okudu. Abiniz Ali Can'dan. Evet yine. benim Abiniz. 3 yaş büyüğüm kardeşimdir. 3 Ali Can'dan. 63'e gelince tabii ayrılmak durumunda kaldı ve 19 Mayıs Lisesi'nin orta 3 sınıfına geçmek durumunda evet. kaldı. Ama orada anlatıyor ki Mesela şehit Hüseyin Russo vardı Onların beden eğitimi öğretmeniydi Ve o günlerde Onlara Türk çocuklarına Çok özel ilgi gösterirdi, Yurtta kalırlardı Rum evet. ve Türk çocuklarıyla beraber Ve bu olaylar çıktıktan sonra Onları nasıl koruma altına Aldığını anlatıyor Veya üniversite tahsil için İzmir'e gittiğinde hı hı. 1933'te Teyzesi teyzesi eşi ve dört çocuğuyla birlikte İzmir'e göç ettiklerini ama annemiz ile teyzemizin bizimle ancak mektuplaşarak temas kurabildiğini görüyor ve teyzesini 1933'te İzmir'e giden teyzesini ancak 1968'de ilk defa İzmir'de görüyor ve o güne kadar hiç İzmir'den Kıbrıs'a dönemeyen teyzesi, eşi ve çocuklarını bir yaz tatilinde Kıbrıs'a gelirken teyzesini de beraber alıp Kıbrıs'a geri getirmişti ve bizim ailemizle buluşturmuştu mesela. Bunları anlatıyor. Hmm. Bunun gibi teyzem gibi Kıbrıs'tan Lozan Anlaşması sonrasında Aha. Türkiye Kıbrıs'tan Türkiye'ye gidip yerleşmek isteyenlere kapılarını açmıştı. Hmm. Ve onlara ev verdi, toprak verdi, rehabilite etti. Evet. Kıbrıs'tan Türkiye'ye gidenlerin evet. anlatıldığına göre... 15 bin kadar Kıbrıslı Türkiye'nin çeşitli yerlerine bu şekilde gitmişti. 1924'ten sonra 40'a kadar yaklaşık olarak. Ama bir kısmı sonra intibak edemeyip geri dönmüş. Ama bugün bütün Türkiye gezilse Adana'da, Mersin'de, İzmir'de, Antalya'da birçok yerde bu şekilde göç etmiş Kıbrıslara rastlamak mümkün. Yani her insanın hayatı bize geçmişi çok bilmediğimiz konularla Anlatıyor, buluşturuyor evet, ve hocam, gerçekten. bilgi sahibi yapıyor. Evet hocam yani dediğiniz gibi siz de demişsiniz gelecek nesillere, tarihçilere, sosyal bilimcilere, araştırmacılara da e, yol gösterecek bir kitap bu. Bugün sizi buldum aile hayatında Vasfi Candan, eşi Naciye Candan ile. Evet, Şöyle de eşim Naciye Candan mesela genel Limasol ilçesine bağlı hı hı. Siligu köyünden. Hı hı. Siligulular 63'te göçmenlik yaşadılar. Önce Polemídia dediğimiz Binatlıya gittiler. Hı hı. Oradan Limasol'un çiftlikler bölgesine gittiler. Sonra Limasol'un merkezine geldiler. 74'ten sonra benimle birlikte, hı hı. çünkü 70'ten nişanlanmıştık. Evet. benimle birlikte önce Karakuma, ondan sonra Güzel Yurda gidip yerleştik. Hı. Kayınpederimi ve kayınvalidemi hatırlıyorum. Dört defa yerinden edilmiş köklerinden sökülmüş bu insanlar. Hı. Ve ikide bir sohbetlerimizde şahit oluyordum ki gözleri arkada gittiler kapılar 2003'te açıldığında bu insanlar hayattan göçmüştü ve acaba bir anlaşma olacak mı ne zaman köyümüze döneceğiz falan filan çünkü bu insanlar yerlerini yurtlarını Hasretle üzerlerindeki gitti. elbiselerle terk edip Tabii. geldiler o an için o gözlerini arkada gittiler konusunu öne çıkarmam şeyde ayraçta, ayraç'ta. bu nedenledir onun için, o hasreti anlatmak istedim. Dolayısıyla ben bu kitabın e, ithaf bölümünde kimlere ithaf ediyorum ilk sayfalarda evet. görülecektir. Hı hı. Dedim ki başta annem ve babam olmak üzere tüm dünyada göçmen ve mülteci durumuna düşürülmüş insanlara ithaf ediyorum ben bu kitabı. Çünkü hı. göçmenliğin acısını yerinden edilmenin acısını çok iyi biliyorum. Çünkü bizzat ben de yaşadım hı hı. eşim de yaşadı eşim canını tehlikeye atarak mesela Kuzey Kıbrıs'a geçebildi 74'te. Biz 20 Temmuz günü sancaklarlığın emri üzerine bütün Limasol halkı teslim oldu. Silah bıraktık. Saat 11 gibi çarpışmalar başladı. Öğleden sonra 4 gibi teslim ol çağrısı yapıldı bizim sancaklarlığımız tarafından ve herkes silahını bıraktı ve belli gösterilen yerde toplandı. Ve oradan esir alındık. Ertesi gün kadınlar, çocuklar, yaşlılar serbest bırakıldı, evlerine geri dönsünler. Biz esir tutularak ertesi gün futbol sahasına götürüldük. Hı. 11 gün orada kaldıktan sonra okullar dediğimiz bölgeye götürdük, Rumların okullarına. Ve orada aşağı yukarı 4000 Türk erkek esir olarak... Ben mesela 93 gün orada kaldım. 93 gün. Oo. Esirlikten sonra anlaşmalı bir şekilde Litra Palas üzerinden kuzeye geçtim. Hı hı. Ama eşim eve döndüğünde bankaların açılması talimatını vermişti Rumlar. O zaman da eşim Limasol Türk Kooperatif Bankası'nda Bankası. çalışıyordu. Ben esir kampından çıkınca eşim de bir türlü bana kavuşmak istiyor. Tabii. ve Ne olacak? O zaman insan kaçırma olayları ile ilgili şebekeler oluştu. Rum ve Türklerin ortak çalıştırdığı şebekelerdi bunlar. 100, Türk, 100 Kıbrıs lirası insan başına o zaman zamanıyla benim 2,5 maaşım demekti. 4 evet. yıllık bir öğretmen 2,5 maaşı dolayında para ödedi. Mesela bu insan kaçıran insanlara evet. ve bir bavul ile bir saman kamyona yükletildi. 30 kadar kadın ve çocuk Limasol'dan. Bir saman kamyonu düşününüz, Üç tarafı saman torbaları evet. Önden ve yanlardan evet. saman torbalarıyla insan boyunda yüksek. Üzerlerine kalaslar konuldu. Bir iki sıra daha torba. Arka kapıdan bu 30 insanı birer bavulla birlikte koydular saman kamyonuna. Arkadan birer sıra daha saman torbası dizerek bağladılar. Evet. Ve bunlar Dikelya'ya götürüldüler. Dikelya'ya girerken oradan hem Maraş bölgesindeki Rum köylerine yol gider hem de Beyamudun'a yol gider. Hı. Barikatta iskeleyi çıkarken Dikelya'ya yakındır iskele. Dediler nereye gidiyorsunuz bu kamyon bu samanları nereye götüreceksiniz? İşte Maraş bölgesi falan Rum köyüne. Geçmelerine izin verince ve İngiliz toprağına girer Dikelya'ya. Oradan Rum köyüne gitmeler Beyarmudu kapısına geldiler. Ha. Ve orada indirdiler kaçırdıkları insanları ve bu şekilde kuzeye geçebildi eşim. Ertesi hafta aynı olay yaşanırken Rumlar şüphelendi ve ellerinde uzun şişler vardı. Saman torbalarını şişlemeye başlarlar ve o şişleme esnasında çünkü içerisi tamamıyla dolu, insan dolu kamyonun bir kadının bacağına bir şiş takılınca kadın çığlık attı ve bunun üzerine o kaçak yol o şebeke için kapanmış oldu. Yani eşimin de kuzeye geçme macerası böyle. İyi yani. Evet. İşte bunlar hep Kıbrıs Türk'ünün geçmişe dönük yaşadıklarından örnekler. Daha acıları da var, daha hafifleri de var. Ama Rumlar da bunlar ve bunlara benzer acılar yaşamışlardır. Onun için ben bu kitabı yazarken fazla siyaset yapmamaya, bir tarafı öbür tarafa göre fazla suçlamamaya, evet. objektif Aşk. olmaya çalıştım ve siyasete çekmeden yaşanmışlıklar neyse, onların kendi ağızlarından hayat hikayelerini anlatmaya çalıştım. Benim daha zede anlattığım köydeki yaşam biçimi, köyün dağı, ovası. Bitki körtüsü. ne yerdi daha, ne içerdi evet insanlar evet. ne daha, iş yapardı. Sosyal yüklü evet. daha sosyal Kuyu kazarak yüklü. su çıkarırdı ve hayvanlarını evet. sulardı, su arırdı mesela. Evet. Çobancılık epey yaygındı. O kuyu nasıl... ...kazılır. Onu da tarif ediyorum. Ha, gördüm mesela, değil diyeyim. mi? Evet kuyu... Evet. Evet, ...resimler de var. Evet. Çok etkili görsel... Kuyudan su falan. çekenlerin evet, resimleri diyeyim. var... Mesela, o, ...o günün Ama evet e, kapat kaçırdım sayfa gördüm. Yani baktığınız zaman gerçekten... E, ...yaşam kavgasından, biraz da kültüründen... ...üretim şeklinden... ...varoluş mücadelesinden evet. biraz da... Yani ...her şeyden aslında biraz... biraz Bayramından, var. Bak, dini inançlarından inançların, bahsederiz. Düğün gördüm, düğün fotoğrafları... Köyü düğün... anladırken köyün önemli... Evet. yapılarını Seveceğim. resimledim gittim bizzat çektim evet. resimlerini ve koydum. Okulun, Okullar. caminin köy çeşmesinin evet. üzüm paketleme tesisinin kiliselerin 3 tane kilise vardı ikisi yıkılmış biri ayakta bugün ibadete açık durumdadır. Hmm. Köyün biraz uzağındadır. Yol üzerinde. Tabii açılınca gitmişsinizdir değil mi? E, tabii tabii. çok defa gittim. Tabii. Tabii. Yani köyün bütün önemli yapılarını Huzuri Sultan Hanım dediğimiz hmm. ziyaret yerini her önemli bayram günlerinde, dini günlerde adan dört bir taraftan ziyaretçiler gelirdi oraya. Adak için, ziyaret için, dua için. Gördüm mesela ben bu heykeli hocam, Geçitkale'deki heykeli Salihiyat'ın. Ha. O mesela Geçit bizim Kale'de. bir köylümüzün kızı var Sevcan Çerkez. E tabii. Önemli. Ülkemizin önemli, önemli heykel tıraşlarındandır. Bir Onun yaptığı bir heykeldir o mesela. Evet, görmüştüm ben bu heykeli. Evet. Çok güzel heykeller yapıyor kendisi. Çok yetenekliymiş. Evet. Bir isim e yani e, gittiniz bir, bir, çok kere değil mi? Nasıl çok görün, değişmiş mi? Nasıl değişmiş nasıl? dediğimiz mesela yapılar evlerde ve sokak şekillerinde değişiklik var. Çünkü evlerin köyde çok yeni olduğunu o dönemde söyleyemeyeceğim. Yaklaşık 15-20 kadar modern anlamda betonarme evler yeni evlenen gençlerimiz evet. özellikle o evleri inşa etmişti. Ama bizim oturduğumuz taş evlerdi veya Kerpiç evlerdi çoğu, bütün köylülerin ağırlıklı olarak öyleydi. Tehlike arz eden, zaman içerisinde tehlike arz eden evleri Rum hükümeti isteyerek yıktı. Tehlike olmasın diye sokaklar açıldı falan. Yani sokakların şekli değişti. Hı. İnsan sayısı da mesela 480'lerden o günlerde 150'lere düştü. İlk gittiğim 89 yılı. Hı. Daha sonra 91'de tekrar gittim. Hı, hı. ...sonra kapılar açılınca çok defa gittim. Ha. 89 ve 91'de... ...nasıl gittim? O zaman ben Kıtos'un yönetim kurulundaydım. Hmm. Rum tarafındaki öğretmen ve memur sendikaları... ...bizi davet etmişti. Aynen. Biz de bazen onları davet ederdik o günlerde ve... ...izinli olarak... ...Lidra Palas Barikatı'ndan geçerek giderdik. Toplantılar sonrasında da bize sorarlardı. Madem geldiniz... Hmm. ...nerelere gitmek istersiniz? Yani biz de tabii köyümüzü, köyümüzü doğal olarak istedik o. ve... ...89'da gittim ilk önce... ...sorduğumda... ...150 kadar Rum vardı... Hı. ...en son gittiğimde... ...bir sene oluyor yaklaşık... ...110 kadar Rum var dediler... Hı. ...yani Rumlar da... ...orada yavaş yavaş köyleri terk etmeye... ...ve şehirlere yerleşmeye başlarlar... ...ama bazı köyleri de... ...restore ederler... ...evleri hafta sonu özellikle... ...köylere kafa dinlendirmek için gelirler... ...bir de toprağı işlemeye çalışırlar ama... ...verimi azalan ürünlere yönelmiyorlar. Aa, hmm. Ama bizim köyde bağlar hep genç olduğu için evet, o dönemde... O dönem yeni ...onlara bakıyorlar ve tamamı hemen hemen bıraktığımız sultani üzüm bağları... Yani. ...beş bin bağ olduğu gibi duruyor. Ekstradan hapotami deresi var köyümüzün yakınında. Bizim köy ile Kukla köyü arasında. O köyden borularla o derenin suyunu getirdiler. Bizim köydeki bağları sulamak için artezyen kuyularını çoğalttılar. Köyümüzde elektrik yoktu. Köye elektrik getirdiler. Ve şimdi bu kuyulardan elektrik gücü sayesinde daha kolay yararlanabiliyorlar. Evet. Hocam e, kitabın kapağı da çok gerçekten güzel. Hemen bakalım kitap tasarımının kimden çıkmış? Semra, Semra Van... Bayhanlı. Bayhanlı. Semra Bayhanlı evet, emekli ...bir öğretmen arkadaşımız... Hatası. ...ama resim alanında... ...ve karikatür alanında... ...kendini çok geliştirmiş... ...birçok resim sergileri açmış bir arkadaşımızdır... ...halen de devam ediyor... ...ve köylümüz... ...Salih Bey'in kızıdır... ...o da Sevcan Çerkezin ikiz evet. kız kardeşidir... Hı. ...dolayısıyla... söylediğimdeki işte... ...Sultani'yi öne çıkarıyoruz çünkü... ...köylünün en büyük gelir... Kana ...kaynağıydı Sultani Özüm... Hı hı. ...ve adını da Kıbrıs'ın alektorası sultaninin hası koymayı düşündüğümü söyleyince hiç tereddüt etmeden o zaman bir üzüm resmini kapağa koymak çok doğru bir şey olacaktır çok diye evet. söyledi ve böyle bir eseri ortaya çıkardı. Kendisine buradan huzurlarınıza da teşekkür etmek isterim tekrardan. Arkaya da böyle güzel bir yazı yazmışsınız hocam böyle. Ee... O yazı 2003'te kapılar açıldığı günden yaklaşık 10 gün sonra yazılmış bir yazıdır. Evet. O günlerde Yeni Düzen gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordum evet. ve kapılar açıldı ve insanların o heyecanını ki gördük Lidra Palas barikatında Aha. hem Rumların kuzeye geçmek için hem Türklerin güneye geçmek için. ...arabalarıyla o bölgelere... ...yığılması ve biri birilerini... ...böyle çekiştirircesine... ...sıraya girip bir an önce... ...karşı tarafa geçme mücadelesini... ...ve evlere ziyaretlere... ...başlamasını... ...karşılıklı olarak evleri ziyarete... ...acaba bizim evde kim ha, oturur falan filan... Merak ...gibisinin ziyaretler... ...hediyeler götürmeler, hediyeler getirmeler... ...gibi bu tür ilişkiler... ...eski tanıdıklarını bulmaya yönelik... ...uğraşlar, çabaları görünce o duygularımı dile alan bir yazı yazmıştım o hafta köşe yazısı olarak. O yazı beni çok etkiledi evet. ve bu kitap çıktığında zaten annemin, babanın da devamlı köylerini özlediklerini Hasret. görüyordum kayınvalidemin, kayınpederimin de. İşte onların da hasretine bir derman olma anlamında ve Kalemi kendi aldım. duygularımı da evet. kaleme aldım ve arka sayfada alıntıları vardır o köşe yazısı. Evet. E... O köşe yazısı benim hayatımı anlatırken köşe yazarlığı yaptığımı yazıyorum bir yerde. İşte o köşe yazarlığı bölümünde de o yazının tamamını bir buçuk iki sayfa büyüklüğünde bir yazıyı görecek, okuyacak olanlar. Evet hocam önemli bir kitap gerçekten. Önemli bir eser. Bence herkesin bu eseri alıp okuması gerekiyor ve kütüphanelerinde bulundurmaları gerekiyor. Zaten satışa da çıktı değil mi hocam? Satışa Neyse, çıktı. Bazı arkadaşlarımız mesela röportaj ettiğim kişilere haber verdiğimde kitap çıktı. Hı hı. Ne zaman nasıl ulaştırayım? Ben dedi beş tane almak istiyorum. Evet. Niye? E bir bana dört tane de çocuklarıma birer tane de çocuklarıma. Kimisi dedi ben üç tane almak istiyorum. Bir bana iki tane de kardeşlerime Diyor. Çünkü yurt dışında kardeşi olan da var Tabii. mesela. Falan kardeşime de göndereceğim çok önemli, diyor. Çok bir tane Yani bu şekilde büyük bir ilgiyle... Birçok kitap evinde de var. Evet. Bulabilirler almak isteyenler. Bulabilirler. Dün mesela arşive götürürken elimde kitapları gördü. <laughs> Girne Milli Arşiv'in yanında taksi durağı var. Evet. Birisi gördü elimdeki kitapları. Abi dedi nedir o kitaplar? Dedim ki işte kitaplar... Millar şive götürüyorum hediye edeceğim. Alektora'nın kitabı mı? Evet. E ben de istiyorum sat bana da bir tane. Çünkü dün akşam annemlerle konuşuyorduk. Benim nenem de Alektoralıdır ama biz annem Kukla'ya evlendiydi. Dolayısıyla o kitaptan ben de isterim dedi Tabii. mesela. E bu şekilde e o arkadaşı bulunurdu. da vermek o durumunda kaldık. O, bölgede kaldı. yaşayan, o ha. köyde yaşayan insanlar... Yani insanlar korumlu. gayet heyecanlı e tabii takip ediyorlar, konuşuyorlar. Geçmişi var burada. Medyamızına da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten medyamızda çok ilgi, göster. ilgi gösterdiği evet, yer verdi, davet etti ve ediyor, etmeye devam ediyor. Şimdi bir de kadınlar birliğimiz Güzel Yurt Şubesi davet edildi Onlar da bir toplantı Organize etmek istediler Güzel Yurt'ta Ve evet. beni kadınlarla buluşturup Bu kitabı birlikte değerlendirmemizi istiyorlar. Çok güzel. Yani halkımızın ilgisi çok, çok Bu gibi kitaplara Sanırım halkımız hasret evet. O nedenle birçok insanımızın kendi köylerine ve yaşadıkları yere doğru. Özellikle bu, bu içeriği... dijitalleşmiş çağda hocam evet. artık daha kolay bir... olabiliyor derim. Eğitimcisiniz hem kolay olabiliyor artık dijital çağ olduğu için hani, yani e, çok e, artık pek biraz üretim durdu bu konuda. Evet. Siz de hem bir öğretmen olarak hem bir kitap yazarı olarak kaleme aldınız. Neler buradan bir de gençlere bir şeyler tavsiye edin hocam. Programı öyle kapatayım. Yani neler tavsiye? Gençlere benim tavsiyem okumayı sevsinler. Hı <laughs> Yani ben okumayı seviyorum Boş vakit oldum mu Okuyorsunuz Çoğu zaman dizi izleme yerine kitap okumayı Ben tercih ediyorum Mesela 3 sene var ki Partimizin Güzel Yurt ilçesinde İbrahim Uysal Kütüphanesi diye bir kütüphane kurduk İbrahim Uysal da bir tarih öğretmeniydi Ve emekli olduktan sonra partimizin Üyesi ve ilçe yönetim kurulu Üyeliğini yapmış bir arkadaşımızdı evet. Şimdi hayatta değil O öldükten sonra bu kütüphaneyi Kurmak ihtiyacını duyduk Biz partililer olarak bir vefa borcu Evet 6 ay önce Kayıtlara baktım İlçe sekreteri kayıt tutuyor Kim kitap alırsa ve okuyor Ve tekrar teslim ediyor 6 ay öncesinde yani 2,5 senede ben o kütüphaneden 27 kitap alıp okudum. Ayrı diğer dışarıdan al, satın aldığım veya bulduğum kitapları okuyorum. Dolayısıyla gençlere ve herkese, genç olmasak da. Evet. Ben şimdi 76 yaşındayım ama 76 yaşındakilere, 80 yaşındakilere de tavsiye ederim. Sadece gençlere değil, ama herkes hocam, okusun. 76 yaş ama gerçekten yaşınızı göstermemenizin teşekkür en ederim. Gibi. Ama öyle izleyenlerimiz zaten anlamıştır bu konuşmanız akıcı şekilde. Yani sürekli okumanız ve beyninizi sürekli boş oturmak insanı evet, yaşlandırıyor evet. tabii ki. Hareket evet. halinde evet. olmak en güzel. Evet. Ee, zihin de sağlıklı. Zihni diyor. çalıştırmak sağlık. lazım, bedeni olarak sağlık. yürümek lazım, spor yapmak lazım. Hepsi Farklı uğraşlarla uğraşmak lazım. Evet. Harikasınız. Allah sağlık versin. Çok sağlık teşekkür dersin. ederim. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir e, eseri toplumumuza kazandırdığınız için kaleminize sağlık, üreinizde Sağ sağlık hocam. E, çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bugünle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok değerli bir konuğum vardı, Sayın Vasfi Candan bizimle beraberdi. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.